Sevgili seyirciler, Ergenekon soruşturmasında adını sık duyduğumuz Deniz Kuvvetleri bu defada yolsuzluk iddialarıyla gündemde. Darbe günlüklerine göre Deniz Kuvvetlerine güdümlü mermi alımı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tam 150 milyon dolar zarara uğratıldı. İlhami Erdil ile ilgili yolsuzluk ise tam 1,5 yıl bekletildiği iddia ediliyor. Deniz Kuvvetleri ve Komutanı Emekli Uğur Amiral Özden Örneği ve gazeteci Mustafa Baloya ait darbe günlükleri Ergenekon iddianamelerinde yer alıyor. Günlüklerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sadece İsrail ile yapılan güdümlü mermi alımı projesinde 150 milyon dolardan fazla zarar ettiği yazılı. 15 Mayıs 2001, İsrail'den alınacak güdümlü mermiler projesinde 150 milyon dolar fazlalık varmış. R.Y. TUA, N.K. parayı paylaşacakmış. Durumu Yener'e bildirdim projenin hiç değilse Eylül 2001'e ertelenmesini sağlamasını istedim. Star gazetesinin haberine göre 6 Kasım 2001'de tutulan notta bazı gemilerde yapılan yolsuzluklar anlatılıyor. Gemliği mahkemeye vereceğim. Diğer gemilerin hepsine yaptıkları zimmet hatalarını ödemeleri için emir vereceğim. Aksi halde tüm Bahriye'yi mahkemeye vermek lazım. Bu iş gazetelere düşebilir ve bu kadar çok kişinin mahkemede olması TSK'nın itibarını zedeleyebilirdi. Gazetenin haberine göre günlüklerde 29 Nisan 5 Mayıs tarihlerinde deniz kuvvetlerinde yapılan ihalelere katılan müteahhit firmalarla ilgili bilgiler de var. Gölcük bölgesinde bazı yolsuzlukların olduğunu biliyordum. Bu nedenle daha göreve başlar başlamaz tedbirler almaya başladım. Yolsuzluğu bilenler ihbar yapmayı tercih etmiyorlar. Zira bölgedeki müteahhitlerce dışlanacaklarından korkuyorlar. Gördüğüm ilk manzara buradaki bazı şirketlerin adeta bir ihale mafyası gibi davrandıkları bu yaklaşım 3. iddianamedeki İlhami Erdil soruşturması ile ilgili Hüseyin Kıvrıkoğlu'na ait olduğu iddia edilen sözü hatırlattı. Erdil ile ilgili araştırma yapan askeri müfettişe Kıvrıkoğlu'nun TSK'da bazen görev dürüstlükten önde gelir dediği ileri sürülmüştü. Deniz Kuvvetleri eski komutanı İlhami Erdil'in adı da yolsuzluk notlarında sıkça geçiyor. Haşım, haşım neler diyeceksiniz? Asubay A.O. ben Özden Amiral çalışmak istiyorum der. Ordu evine sürülür. Şimdi de bu. C konuşmaya devam ederek İlhami Paşa ile ilgili dosya Aralık 2001'de geldi ve komutan bu dosyayı sakladı. Ancak bir buçuk yıl sonra bana verdiler. 8 Ağustos 2003 tarihinde cevabı gönderdik diye açıkladı.